Apache müziği başladı. Çok çok seviyorlar ya. Taylar var ya. Apache müziklerine bayılıyorlar. Her araya sokuşturuyorlar bu müzikleri. Uzun zamandır hasret kaldığım sağlıklı yiyecekler işte. It was very good. Where are you from? Turkey. Turkey, wow, yes. Very good. And you're from here? Bangkok'tan, Tayland'ın başkenti, kendi dillerinde Kurumtep'ten herkese selamlar. Bugün biraz farklı bir video olacak. Şu anda Chinatown'un içinden yürüyorum. O eski Çin gettosundan, Çin mahallesinden yürüyorum. Ama videonun konusu bu değil. Buradan sadece yürüyerek geçiyorum. Yolumun üstünde kaldığı için. Burada bakın bir Shark Fin restoranı var. Yani köpek balığı yüzgeci restoranı. Bu köpek balığı yüzgeçlerini çorbaların içine atıyorlar. Ve çorbaların içinde insanlara böyle servis ediyorlar. Tabii aşırı pahalı bir şey. Bu 100 dolar falan yani bir kasesi. Biraz daha zengin kısmını göreceğiz. Yani oldukça fakir kısımlarını gördük zaten eski videolarda. Yani buranın getto mahallelerine de girdim. En yerel pazarından çıktım. Hepsini yaptık. Bugün Bangkok'ta bir cruise'da yemek yemeye gidiyorum. Şimdi ben böyle bir Chinatown'ın içinden geçiyorum. Yolumun üstünde kalıyor çünkü ezilmezsek. Birkaç video önce buradan çok detaylı bir video yapmıştım. Burası 200 yıllık tarihi olan çok eski bir Çin getto mahallesi. Ve tabii günümüzde böyle ışıl ışıl bir mahalleye dönüşüyor. Yani normalde ilk kurulduğunda Çinli ticaretçilerin gelip burada bir komün oluşturduğu, bir topluluk oluşturduğu bir yermiş. Aslında biraz daha gelir düzeyi düşük olan ticaretle uğraşan insanlardı bunlar. O yüzden biraz daha getto hali varmış buraların. E şimdi bugün de böyle olmuş işte. Dediğim gibi bu arkamdaki Çin mahallesini izlemek istiyorsanız şöyle bir 4-5 video arkaya giderseniz burayla ilgili çok detaylı uzunca bir video bulabilirsiniz. Ben şimdi buradan hızlıca bir geçtim. Bir enerjimiz yükselsin istedim. Cıvıl cıvıl çünkü. Işıl ışıl ortam. Şimdi ben akşam 7'de başlayacak olan cruise'deki gemideki yemeğe yetişmeye çalışıyorum aslında. Burada öyle bir noktadayım ki Chinatown'da. Yani arabaya binemezsin, taksiyle gidemezsin. Çok yavaş olur çünkü acayip bir trafik var. Yürüsen de bir 15-20 dakikalık mesafe var. Yürümek istiyorum ama bakalım yani yetişmeye de çalışıyorum. Saat 6.45 şu an. Ucu ucuna yetişeceğim herhalde. Çünkü gemi kalkıp gidiyor yani. Yetişemezsen öyle sonradan geldin diye bir olay yok. Biraz hızlanmam gerekiyor. Grand Pearl Cruise. What? Grand Pearl Cruise. Some port. Port. Boat. 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 Okay. Inside. Okay. Thank you. Thank you. Gemiye ulaşabilmek için buradan River City'den geçmek gerekiyormuş. The tickets for Grand Pearl. Sanırım burası cruise'e giden yol. Soralım bakalım. Yani şurasıymış ya. Bende bilet var, çıktısını almam gerekiyormuş buradan. Evet şu, Grand Pearl. Sticker on the okay. Bunu üstüne yapıştır dedi. Bayağı kalabalık olacak gibi duruyor. Burada bir restoran var, hemen yanımızda. Bizlere yapıyorlar. Evet, bizim cruise de geliyor. Şimdi biz bu gemiyle abi böyle nehir boyunca zaten bu Bangkok'un tam ortasından geçiyor. Şehrin en güzel manzaralarını göreceğiz. Tabi gece vakti ama ışıl ışıl olacağı için hiçbir sorun yok. Bayağı enteresan görüntüler olacak diye tahmin ediyorum. Oo, ben de tam yerinde durmuşum ha. Güzel. Pamuk eller like tuşuna hemen. Abi eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz
şu videoya beğeni atmayı lütfen esirgemeyin. Beğenilerinizi bekliyorum videoya. Eğer dışarıdan gelen bir izleyiciyseniz, kanala abone olmadıysanız henüz abone olun lütfen. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Bu arada benim aklımın ucundan bile geçmezdi böyle bir şeye katılmak. Yani ben bunları gördüğümde zaten feribot falan sanıyordum. Geçip gidiyorlardı önümden. Bana bunu yine Müslümanlar videosunda şöyle bir 5 video arkaya giderseniz oradaki videolardan birine konuk olmuştu Uğur. Uğur'un Your Tour Desk diye bir şirketi var burada. Turlar düzenliyor. Hatta siz de eğer hani burada bir tura katılmak istiyorsanız, buralara gelmek istiyorsanız kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakacağım onun linkini, bütün iletişim bilgilerini falan. Sadece Bangkok'ta değil, bütün Tayland'da ve civar ülkelerde, Güneydoğu Asya'da bir sürü tur organize ediyor. Ve hani aradığınız, arayabileceğiniz bütün turlar var. Oradan tur alırken Mert10 kodunu da yazarsanız %10 indiriminiz olacak. Böyle bir güzellik yaptı. Hadi geçelim artık. En önden ben gidiyorum ya şu an. Buradayız. Daha henüz pek insan girmemişken bir çıkıp yukarıyı göstereyim size. Şöyle bir göstereyim size ortamı. Burada açık büfe, karidesler, tavuklar, domuzlar, etler, makarnalar. Bu neymiş? Mercimek çorbasına benziyor. Çeşit çeşit ekmekler. Yumurta, burada salatalar var farklı farklı, burada suşiler var. Şimdi kalkacağız abi, bakın River City Bangkok'un önünden kalkıyor hemen bu. Şuradan içeriden giriyorsun buraya. İnsanlar yerleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Şu şekilde geleneksel kostümlü kızlar karşılıyor. Bu tarafta bir barı var. Harika. İnsanlar yemeye başlamış bile. Abi ne hızlısınız be. Baksanız abi millet başlamış ya. Ben ilk şuradan bir sushi tabağı yapacağım. Abi sushi tabağı yapabilmek için önce tabağı almak lazım. Ben şuradan bayağı bir sushi aldım abi. Şöyle bir tabak yaptım. Kalabalık beni biraz strese soktu be. Neden bu kadar kalabalık? Şöyle ilk tabağımızı buraya koyalım. Mesela çok uzun zamandır brokoli yemiyorum. Brokoliye gözü diktim. Şurada benlik bir şey var mı? Tekrar bakıyorum salatalara. Yeter. Sağlıksız tabak yaptın ya. Sosis aldı çocuklar. Çocuk gitti sosis aldı bu tabağa ya. Pilav ve sosis dolmuş. Çocuk işte ne yapacaksın? Bir şey daha yakaladım. Yengeç eti var. Araya saklamış. Yengeç eti abi, hastasıyım. Burada da şimdi ana yemekler var. Steam rice diyor. Bizim pilav gibi değil tabi. Tutsuz, tatsız, tereyağsız falan bir pilav. O yüzden ben almayacağım. Burada Hawaii stili bir pilavmış bu. Köylü bir pilava benziyor. Kuru üzüm var içinde. Tavuk var. Biraz alayım bundan. Vallahi yemeyeceğimi almamaya çalışıyorum. Sevmiyorum. Yemekte israf en nefret ettiğim şey. Bu köylü domuz etiymiş. Asıl benim olayım burada işte. Brokoli, havuç ve mantar. Yes. Uzun zamandır hasret kaldığım sağlıklı yiyecekler işte. Şuradan dolduralım abi brokoliyi. İstiridye sosuna yatırılmış dana eti var. İşte ilgimi çekti bu mesela. Bu dana etinden yerim ben abi. Şöyle koyalım bunu. Almayacağım daha ama göstereyim, ben de bakayım. Kadın ezogelin çorbası bulmuş ya. Nereden bulduysa ben görmedim. Burada tartar sosunda şöyle bir tavuk var, cordon bleu. Burada acılı karides çorbası var. Tam böyle Tay işi. Acılı karides çorba. Bu da mısır çorbası abi. Size buranın bir de dış tarafını göstereyim. Hazır hareket etmemişken. Şöyle de bir yer var.
Burada da oturanlar var. Burası biraz daha karanlık kalmış mum ışığında. Birazdan şöyle açılacağız denizde. Güzel bir ortam yapmışlar. Değişik bir deneyim. Yani deneyim kesinlikle edilebilecek bir ortam. Şimdi biraz yiyelim ya. Bu arada bu turun ücretine dahil olmayacak şekilde böyle içecekler listesi var. Burası tabii genelde alkol ve alkol olduğu için de bayağı hani pahalı diyebilirim. Gerçi böyle bir akşam yemeği ortamı için yani pahalı diyemem. Tabii ki Bangkok ya da Tayland standartlarının çok daha üstünde fiyatlar burada. Mesela basit bir biranın fiyatına bakın, 180. Yani 6 dolar falan. Ya bu hiçbir yerde öyle değil. Ya da mesela taze Hindistan cevizi içeceksiniz, o da 100. Yani hiçbir yerde 100 değil tabii. Wasabi'nin acı seviyesini hiçbir zaman bilmediğimiz için yani her zaman farklı oluyor. Ondan biraz daha temkinli yaklaşıyorum şu an. Abi şu istiridye soslu dana eti inanılmaz lezzetli bir şeymiş. Uf yani. Asya'nın en sevilen etlerinden biri yengeç eti. Crab stick diye muhteşem bir şey bu ya. Şöyle soyaya falan bandırıyorsun. Harika. Şimdi canlı müzik başladı. Canlı müzik eşliğinde insanlar burada yemek yiyor. Burası en üst katı. Müzikler Tayce. Ama yemekler aynı tabii. Ben bir son rötuşları yapayım artık. Son bir tabak daha. İnceden böyle tatlımsı. Tatlı da değil de tatlı yemek istemiyorum. Meyvelerin olduğu bir tabak yapayım. Bak abi şurada saklıydı yengeç parçaları. Yarısını ben yedim yemin ediyorum ya. Tatlı ve meyve. Sawadikap. Sawadikap. It was very good. Where are you from? Turkey. Turkey. Wow, yes. Very good. And you're from here? Bangkok. You're from Bangkok? Yeah, I'm from Thailand. Thailand too. Yeah. It was very good. Thank you. Az önce şarkıları söylediler de teşekkür ettik. Sağ olsunlar. Güzel söylediler. This is happening every day. This is every day. Sometimes. Some day. I come here 2 days per week. Two days per week. Okay. And have another singer. Yeah. Very cool singer here. This one is very good. Yeah. another singer is so good too. Yeah. We have to try that one too. We hope to see you again next time. Thank you so much. What's your name? I am Nani. Ui, and you? Mert. Okay, nice video. Titanic başladı, düşüyoruz. Titanic çalınır mı gemide ya? Çiftin romantik gecesini de mahvettik. Sorry. Canlı müzik vardı. Şimdi canlı müzik bitti. Şöyle bir köprünün de altından geçip sonra kıyıya yanaşacağız büyük ihtimalle. Abi hoparlör bozulmadıysa eğer bu geleneksel bir Thai melodisi. Muay Thai maçlarında da bu çalıyor. Arkadan duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Geleneksel bir Tayland eskisi yani melodileri şu anda çalıyor. Tabii eğer hoparlör bozuk değilse hoparlör bozulmuş da olabilir.
It was very good. Çaldı, devam ediyor gösteriye. Güzel gösteriydi ya. Yani Tayland kültürü hakkında da biraz aslında ipuçları vardı bu gösteride. O kadar utangaçlar ve o kadar böyle aslında çok sevecen ve girişken insanlar ama aynı zamanda da çok utangaçlar. Evet abi, ben şimdi dışarı çıktım. Çünkü Wat Arun'a yaklaşıyoruz. Şurada arkada görünen tapınak Wat Arun. Tam karşısında da Wat Po olacak. Wat tapınak demek. Şurada hemen önümüzde Tay bayrağı. Burada da bir çift oturuyordu az önce. Yani bence bayağı romantik bir akşam yaşıyorlar. Bu arada nehrin ismi Chao Phraya. Yani bu nehir bütün bir Bangkok'u ikiye bölüyor. Ve tam ortasından geçiyoruz şu anda. Bayağı aslında büyük bir nehir bu. Görsel olarak inanılmaz yani. Şu an gözün gördüğünü tabii kamera gösteremiyor doğal olarak. Çok karanlık çünkü burası. Ona rağmen eminim ki güzel görüntüler çıkıyordur. Şu anda karşımızdaki o Wat Arun, Bangkok'un belki de en önemli, en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri. Belki de tapınağıdır. Böyle sabah akşam ışıl ışıl. Asıl bunu gündüz görmek istiyorsanız şöyle karşı tarafına geçeceksiniz. Bakın şurada bir yere falan oturabilirsiniz. Burada restoranlar var. Oradan muhteşem manzara alabiliyorsunuz buraya. Bak, tam şu an karşısından geçiyoruz. Şimdi bir güzel görüntü de şuradan. Burası da Wat Po. Po tapınağı. Sanıyorum böyle artık karanlığa doğru Chao Phraya nehrinde biraz daha ilerleyeceğiz. Yarım saat sonra bu olay biter herhalde. Şu an önünden geçtiğimiz şu ihtişamlı yerde Grand Palace, yani Kraliyet Sarayı. Yani harbiden adamlar acayip ihtişamlı bir yer yapmışlar ya. Çok acayip eski bir yer. Neredeyse 300 yıllık bir yapıya bakıyoruz yani şu an. Işıl ışıl parlıyor. Tabii bu turun bir parçası değil, yanlış anlamayın. Denk geldi ve çok güzel oldu ya. Bu arada şurada gördüğünüz Icon Siam var ya, o da bütün Bangkok'un en iyi alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Yani en lüks alışveriş merkezlerinden biri. Abi çıktık, çıkar çıkmaz Apache müziği başladı. Çok çok seviyorlar ya, Taylar var ya. Apache müziklerine bayılıyorlar. Her araya sokuşturuyorlar bu müzikleri. Songkran Festivali'nde de DJ İstanbul çalıyordu. Bütün bir festival, bütün sokaklarda o çalıyordu ya. Bizim sohbet edebileceğimiz ortam yorumlar kısmı. Aşağıda yorumlarda öneri, görüş, eleştiri, olumlu, olumsuz her şeyi yazabilirsiniz. Tek tek okumaya çalışıyorum. Tabii yoldayım. Okuyamadığım olursa, cevap veremediğim olursa lütfen alınmasın. Olabiliyor. Çok yoğun geçiyor bugünlerde özellikle. Çünkü Türkiye'ye dönüşüm için bütün planlarımı hızlandırdım.